Merhabalar, ben Banu. Hoş geldiniz. Geçenlerde bir mail aldım ve o mail üzerine hiç zaman kaybetmeden, çünkü bu tip mailleri hatta Instagram'da da DM olarak bana LinkedIn'den de öyle hani ulaşıp bir şekilde bu tip serzenişleri, duyguları, düşünceleri paylaşan genç arkadaşlarım var. Ve bu tip mesajları, mailleri alınca ayrıca üzülüyorum, içim cız ediyor. Çünkü her insanın bir derdi olmalı, her insanın kendine dert ettiği bir misyonu olmalı noktasından hareketle. Hiç zaman kaybetmeden kendime de bu bilgileri paylaşmayı bir misyon adettiğim için zaman kaybetmeden oturdum bu kameranın karşısına, bu videoyu çekmek istedim. Şimdi yan tarafa gelecek o arkadaşım bana göndermiş olduğu, bu genç arkadaşım bana göndermiş olduğu mail. Diyor ki, ben genç mezun olarak yolumu kaybetmiş vaziyetteyim, işsizim, ne yapmak istediğimi bilmiyorum, kariyer hayatına nasıl yol alacağım diye sormuş. Ve ben biliyorum ki bu arkadaşım tek değil. Bunun gibi daha birçok genç arkadaşım var. Belki siz de şu anda öylesiniz. Bu videonun başlığını gördünüz ve evet, bu benim durumum deyip dinlemek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz. İşte şimdi bu videoda ne yapabiliriz? Ya da ben size neler öneriyorum, bunları anlatmak istiyorum. Konfüçyüs demiş ki, bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan seni değiştirebilir demiş. Ben de bundan hareketle şu anda anlatacağım. Kariyer hayatında kendimi nasıl yol alacağım, kendimi kaybolmuş hissediyorum, ne yapacağım? Bunun için benim videolarımı izleyenler böyle az çok bilirler. Tavrımı, tarzımı vesaire. Size çok direkt söylemek istiyorum. Net bir şekilde anlatmak istiyorum. Ve bu videoyu baştan sona kadar dikkatle dinlemenizi sizden rica ediyorum. Çayınızı, kahvenizi alın. Anlattıklarımı dinleyin, dikkatle dinleyin, notlarınızı alın, özümseyin. Video bittikten sonra gözlerinizi kapatın, elinize bir defter alın, not alın ve düşünün söylediklerim üzerine. Öncelikli olarak arkadaşlar, işsizlik bir kader değil. İşsizlik ona buna söveceğimiz ya da kusuru, problemleri başkasında arayacağımız bir durum da değil. Evet, belki şu anda söylediğim size biraz ters geliyor, abes geliyor olabilir ama durum öyle değil. Çünkü acaba biz işsizliğimizi kırmak için gerekli olan şeyleri yapabiliyor muyuz? Şey yapıyorum vesaire, kafanız şu anda birçok ses çıkıyor karşıdan, bunu biliyorum. Sakin olun lütfen, devam edeceğim. Bizim bazı eksiklerimiz var. İşte bu eksikleri kabul etmekte bence çok zorlanıyoruz. Çok farklı deneyim seviyelerinden insanlar çalıştığım için, ki bunların arasında yeni mezunlar da var. Bu videoda şu anda görece genç arkadaşlarım için çektiğimden dolayı çok fazla dönem var arkadaşlar. Onun için öncelikle böyle duygularımızla, güdülerimizle hareket etmeden önce beni bir dinleyin. Alışkanlıklarımız önemli. İlk sırada alışkanlıklardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bana öyle mesajlar da gelmişti. İşte artık hiçbir umudum yok. 10 saat televizyon izliyorum. İşte gece geç saatlere kadar işte ne bileyim takılıyorum. Sonra da bütün gün uyuyorum zaten falan. Şimdi değerli arkadaşlarım, hayatta hiçbir ümidi kalmamış olan ya da böyle pesimist bir bakış açısıyla bakıp da hayatta bu tip şeyleri alışkanlık haline getirmiş olan bir kişinin başarılı olma şansı var mı? Var mı? Bence hepiniz şu anda kafa salladınız, cevabı verdiniz. Hayır, yok. Şimdi bütün bir gecesini işte bir takım bilgisayar oyunlarıyla beynini uyuşturarak ya da 10 saat televizyon karşısında fiziğini, beynini uyuşturarak tembel bir şekilde geçiren bir kişinin başarılı, istediğini elde eden, İstediğini elde etme yolunda bir kariyer hedefi çizebilen bir kişi olduğunu söylemek çok zor. Alışkanlıklarımızı lütfen gözden geçirelim. Olumlu alışkanlıklarımız neler, olumsuz alışkanlıklarımız neler? Olumlularımıza devam ettirelim, olumsuzları ise tespit ettikten sonra bunları hayatımızdan çıkarmaya çalışalım. İşte uzun saatler uyumak. Arkadaşlar, başarılı insanların hiçbiri 10 saat, 12 saat, 15 saat uyumazlar. Dolayısıyla bir insan, sağlıklı bir insan beyni için 8 saat, hatta bunu hayat ritminizde yavaş yavaş azaltırsanız 5 ila 7 saat bile size yeterli gelebilir. Ben yıllardan beri çok erken uyanıyorum, çok uzun zamandan beri ve uyumayı da çok sevdiğim söylenemez. Bu hayatınızı değiştirecek bir alışkanlıktır. Bunu bir düşünün, hayatıma nasıl alabilirim diye bir uyarlayın. Her sabah ya da her hafta 15'er dakika kalkış zamanınızı, eğer hiç çalışmıyorsanız, hiçbir iş yapmıyorsanız kalkış zamanınızı öne almaya başlayın. Ve aylar geçtikten sonra gerçekten hani erken uyanmayı rahatlıkla bir alışkanlık haline getirmiş olduğunuzu göreceksiniz. Tabii ki çok uzun bir zamanda yaymayın bunu. 7.30'da 8'de uyanmanız bile sizin için ilk etapta son derece yeterli. Bunun yanı sıra beslenme düzeninize, beyninizi muhtelif şeylerle uyuşturmamaya dikkat edin. Çok
uzun saatler boyunca bilgisayar başında boş beleş dolaşmak. Neye baktığını bilmemek, hiçbir amaca yönelik bir şey için yani orada zaman harcamamak. Eğer biz bilgisayar başındaysak bilgisayar başında olmamızın bir nedeni olmalı. Ya araştırmak istediğimiz notlar olmalı önümüzde ya da bizim işte hangi kurumlar, hangi işler, ben bundan sonra ne yapacağım ya da kendimi geliştirmek adına nasıl bilgiler edinebilirim noktasında yararlanacağım bir döne olmalı. Beynimizi uyuşturacak şekilde ondan yararlanmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bunun dışında hayatımızda olumlu alışkanlıklarımız varsa onların hepsini devam ettirebiliriz. Endişeleriniz var, korkularınız var, bunu çok iyi biliyorum. Hatta ve hatta gençler, Türk eğitim sistemi için konuşuyorum. Bizim Türk eğitim sistemimizde çok erken yaşlarda gençlerin çok önemli kararlar alması bekleniyor. Ve bu çok önemli kararları alması beklenirken arka taraftaki o şeyin dolmadığı, o çantanın, o sırt çantasının dolmadığını zaten biliyoruz, hissediyoruz, görüyoruz. Hani eğitim sistemimizdeki artılar, eksiler, adaletsizlikler, işte yaşadığımız coğrafya, konjonktür vesaire vesaire. Bunun içinde pek çok şey var. Fakat gençlere tıpkı her biri bir eşitmiş gibi, eşit bir background'dan, eşit bir aileden, eşit bir maddi ve sosyal varlıktan geliyorlarmış gibi o önemli kararları aynı bilinçle vermeleri bekleniyor. Bence zaten burada bir terslik burada başlıyor. Ve kendileriyle, kendi duygularıyla, kendi o duygularını, heyecanlarını, enerjilerini kontrol etmek için zaten aşırı bir çaba sarf edip aynı zamanda ki bunu dengeleyebilen çok az ve zor bir şey. Yani hepimiz o yollardan, o gençlikten, o hayat yolculuğundan geçtik. Bu çok zor bir şey. Ve gençten biz hem kafasını aklı malik şekilde kullanmasını bekliyoruz, hem çok bilinçli hareket etmesini bekliyoruz, hem yol haritasını çizsin, hedefini bilsin, işte müthiş bilinçli hareket etsin istiyoruz vesaire vesaire. Peki bunun için ne verebiliyoruz? Bunlar da ayrıca sorgulanması gereken şeyler. Bunun yanı sıra bu kanalda bu konularla ilgili pek çok video çektim. Yeteneklerimizi nasıl anlayabiliriz? Tekamül yolculuğumuz ne demek? Bizim güçlü yanlarımızı, gelişme açık yanlarımızı nasıl bulabiliriz? Vesaire vesaire. Şimdi videoların her birinin başlığı aklımda değil. Ama lütfen kariyer oynatma listesini ve diğer oynatma listelerini kontrol edin. Ve videoların başlıklarından zaten ilginizi çekecekler olacaktır. Onları izleyin. Orada da defalarca anlattım. Şuna inanıyorum, evet. Bizim doğru ve güçlü yanlarımızı bulmamız gerekiyor kendimiz için. Hatta doğru burada doğru kelime olmadı, kusura bakmayın. Güçlü ve yetenekli yanlarımızı bulmamız gerekiyor ve onların üzerine o binayı inşa etmemiz gerekiyor. Evet, bu doğru. Size de bunu bir kez daha böyle altını çizmek istiyorum bold bir şekilde. Ama öte taraftan dikkat edelim, başarılar ya da güçlü olan yanlarımız bir şeyler inşa etmemizi sağlarken bizi böyle bir rehavet çukuruna da yönlendirebilir. Ve usta şoförler acemilere göre daha fazla kaza yaparlar. Güçlü yanlarımı biliyorum, yeteneklerimi biliyorum. Benim onu öğrenmeme ihtiyacım yok, bunu öğrenmeme ihtiyacım yok falan da dememek lazım. Bazen gençleri tam olarak durumu anlayamadıklarını görüyorum gençlerin. Burun kıvırdıklarını, karşılarındaki durumları, kişileri, ortamı doğru değerlendiremediklerini görüyorum. Ya kendilerini çok üst bir seviyede görüyorlar ki bunun bilimsel bir adı var biliyorsunuz. Bu sendromun bir ismi var. Dunning-Kruger sendromu deniyor buna. Yani kendini bayağı bir şey zannetmek, bir şey olmadan. Biz buna ne söyleyebiliriz? Tırnak içerisinde cahil cesareti diyebiliriz. Bunun yanı sıra ya da karşılarındaki kişileri ya da başarıya ulaşmış insanları küçümsüyorlar. Benim elimde bu da olsa ben de yapardım, o da olsa ben de yapardım gibi. O zaman onların bir geçmiş yaşamlarına bakın. İkinci husus, alışkanlıklardan sonra dikkat edin. Başarılı insanların, size ilham veren insanların, ya bunlar herkes olabilir. Yani kendinizi böyle sınırlamayın. Filozof olur, iş adamı olur, siyasetçi olur, işte ne bileyim fenomen olur, kim olursa olsun. Bu başarılı insanlar nasıl bu başarıya ulaşmışlar? Bunu bir inceleyin, okuyun, araştırın, otobiyografiler okuyun. Başarılı insanların hayat hikayelerini öğrendikçe onların böyle oturdukları yerde ya da böyle olumsuz alışkanlıklarla o yerlere gelmediklerini görürsünüz. Bunlar çok önemli. Geçenlerde biliyorsunuz ki olimpiyatlar gerçekleşti ve orada birçok değerli genç sporcumuz çok güzel başarılara imza attılar. Hepsini buradan gönülden tebrik ediyorum. Ve onların arasında da Mete Gazoz vardı biliyorsunuz.
Ve demişti ki bir röportajında, yetenek önemli ama çalışmak daha da önemli. Yetenek sizi öne geçirir ama çalışmak sizi yetenekli insanların da önüne geçirir benzeri bir cümle sarf etmişti ve bu beni çok etkilemişti. Bunu da söyleyen çok genç bir arkadaşım. Ama bu bilinçte, bu yapıda olabilmesi ve bu cümleleri söyleyebilmesi beni çok etkiledi. Çok hoşuma gitti. Gurur duydum. İşte bu bakış açısına sahip olduğunuz zaman, anladığınız zaman yeteneklerimiz olsa bile bazen eşek gibi, bazen it gibi çalışmak durumunda kaldığımız, hatta bu bazen değil genellikle. Çünkü bizi başarıya götüren şeyler tam anlamıyla bunlar oluyor. Ne yapmak istediğimi bilmiyorum, işte nasıl bir plan yapacağım bilmiyorum, nasıl yol alacağım bilmiyorum. Şimdi ben şunu da görüyorum, yine üzülmemek elde değil, plan program yok ortada. Ve inanın insanlara sor, bunu sadece yeni mezun gençler için değil, bu ülkede işte yaşamaya gayret eden belki çoğunluktan fazla insan için bile geçerli olabilir. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Hayalleriniz nedir? Ne planlıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Deyince o insanlar diyorlar ki, genel olarak bazılarının planı yok. Olanlar da diyor ki, bir ev alırım, bir araba alırım, telefonumu işte şu modellen değiştiririm. Planlarım bunlar. Şimdi hayat planı dediğimiz şey bunlardan mı oluşuyor? Tekrar ediyorum. Hayat planımız, kariyer planımız bunlardan mı oluşuyor? Bu mu bizim planlayabildiğimiz? Bu mu söyleyebildiğimiz? Mesela sorsam o insanlara, nereleri gezmek istiyorsun? Ya şu hayatta İlber Ortaylı'nın, bu arada bir kitap önerisi de bu, söyleyeyim. İlber Ortaylı hocanın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabını da alıp okumanızı ayrıca öneriyorum. Orada da anlatmış zaten. Hani koltuk, kanepe, ev peşinde koşacağımıza biz yeni kültürler görmenin, yeni insanlar tanımanın bile hayalini kuramıyoruz. Acaba neden? Şimdi bir oturup düşünün bu video bittikten sonra. Gözlerinizi kapatın ve düşünün, yahu benim hayalim ne? X marka bir araba almak mı? Tamam, bu da bir hayaldir. Okey, Allah yolunuzu açık etsin, inşallah olur. Ama bunun dışında ne var kendi hayatımda gerçekten yapmak istediğim? Engelleri düşünmeyin. Kafanızdaki o bariyerleri kaldırın. O zihin engellerini kaldırın. Bakalım geride ne kalıyor? Zordur bu. Hemen ortaya çıkmayabilir. Bekleyin, sabredin, düşünün, ısrar edin. Mutlaka bulacaksınız. Yani bizler hayal kurmayı da bilmiyoruz galiba. Şimdi burada yine bir öz eleştiri yapalım. Ya da o hayallerimiz hep böyle ucu bir şekilde maddi ve somut şeylere dayanıyor. İşte o zaman gerçekten böyle başarılı olduğumuzu bize hissettirecek şeyler mi bunlar? Şimdi bu soruyu sormak istiyorum mesela. Yahu ben işte ne bileyim, şurada bir ev aldığımda ya da işte şu marka bir koltuk takımı aldığımda mı kendimi başarılı hissedeceğim? Şimdi o zaman başarıyı nereye konumladığımıza da dikkat edelim. Yani bizim için şu hayatta yeni mezun olduk, işsiziz, okey, iş arıyoruz, okey. Nasıl bir yerde çalışmak istiyoruz? Nasıl bir kurumda çalışmak istiyoruz? Nasıl bir iş yapmak istiyoruz? Bakın, bu soruları bile sorduğum zaman cevabını alamadığım deneyimli insanlar bile var. Sorulara cevaplar çıkmıyorsa sarıp tekrar dinlersiniz videoyu ya da not alırsınız bir kağıda. Düşünün, ben nasıl bir kurumda çalışmak istiyorum? Kendinize bir vizyon koyun. Elinizden geleni yapın. Olur olmaz. Fark etmez. O kaderin işine karışmayın. Sadece düşünün. Ya şu beyni, şu beyin denen organ çalıştırılmak için var. Şimdi beyin denen organ bilgisayar başında, bilgisayar oyunlarıyla uyuşturulmak için yok. Ya da bir takım kötü alışkanlıklarla uyuşturulmak ya da bir kaçış olması için yok. Bu beyin organı çalışmak için var, çalıştırılmak için var. Onu yönetebilmemiz için var ki biz insan kapasitesi olarak beynimizin %10'unu kullanabiliyoruz. Düşünün. Bunu düşünün. Şu koca organın sadece %10'unu kullanabiliyor normal insanlar, yani bizler. Ve o büyük kapasitenin %90'ı atıl duruyor. Bu video size aslında çok şey anlatmak istediğim. Devamını da sizlerin yorumlarıyla, Banu anlat, Banu abla anlat, Banu Hanım anlatın. Ne derseniz ona göre şekillendiriyor olacağım. Sizinle paylaşmak istediğim çok şey var. Anlatmak istediğim çok şey var. Konfüçyüs'ün dediği gibi, bir kelime duyarsınız, bir cümle duyarsınız, size ilham olur. Hayatınız değişir, bir şeyler fark edilir. Bir anda değişmeyebilir ama ne söylemiştim? Kaizen adımları. Ufak 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 ve bir bakmışsınız ki neydi?
taşı çatlatan damlaların gelmesi değil, damlaların sürekli gelmesi. Damlaların şiddeti değil, damlaların sürekli gelmesi. Onun için süreklilik önemli, küçük küçük adımlarla. Size anlatmak istediğim, dediğim gibi çok şey var. İçimden geldiği gibi bazı aldığım notlar çerçevesinde bu videoyu çekmek istedim. Sevgili arkadaşlarım, toparlıyorum. Size olumsuz alışkanlıklarınızı terk etmenizi, olumlu alışkanlıklarınızı ise saptayıp onların daha da güçlendirmek üzere eyleme geçmenizi istedim. Sonrasında kim olduğunuzu bilmek noktasında güçlü yanlarınızı ve gelişime açık yanlarınızı gözden geçirmenizi istedim. Kendi hayallerinizi kurabilmenizi, başarıyı tanımlayabilmenizi istedim. Sizin için başarı ne demek? Benim için nerede otursam, nerede ne yapsam, ne iş yapsam, yani hangi koltukta hangi işleri yapmak üzere o sabah, bir sabah oturuyor olsam başarılıyım diye bunları düşünmenizi istedim. Plan yapmanızı istedim ve bunlardan kendinize bir yol haritası çıkarabileceğinize eminim. Genellikle arkadaşlarım bana soruyorlar, genç arkadaşlarım, böyle hazır formüller yok. Kimse hazır formüllerle bir yere gelmedi. Gelemez de. Benim formülüm sana yaramaz, ona yaramaz. Onun formülü bana yaramaz. İlham alabilirsiniz ama kendi formülünüzü bir şekilde, inanın o güç oluyor insanın içinde. İnanın o inanç oluyor insanın içinde. Sadece temiz bir niyet, berrak bir zihinle yola çıktığınız zaman bunların hepsi olur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni tüm sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin unvanınızda değil, sizin ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.